Merkez Bankası faizi %19'da sabit tuttu. Şimdi gözlerin çevrildiği bir karardı bu. O zaman akla şu soru geldi. Eski başkanı niye aldılar? Yenisini niye getirdiler? Evet, yenisi omurgasız bir dinci, fırsatçı bir dinci. Merkez bankacılığıyla da ilgisi ve bilgisi yok. Ama onun yanına diğer para politikası kurulu üyelerini, başkan yardımcılarını hepsini artık siyasileştirdiler. Şimdi artık biliyorsunuz biz geçen hafta böyle bir faiz düşümünün olmayacağını söyledik. Tam tersi faiz çıkartma ihtimali bile faiz düşürme ihtimalinden daha yüksekti. Tabii ki faiz çıkartmayacak. Normalde Türkiye'nin şu an yine faiz artırması lazım. Yani kötü yönettikleri için. Kötü yönetimin bir bedeli olur. Bunun bedeli maalesef kaçınılmaz olarak faizi artırmaktır. Ama artık onu yapmayacakları belli. Ama düşürmeyecekleri de açıktı ve düşürmediler. Fakat Turan Bey, esas haberler şunlar geleceğe yönelik olarak. Şimdi faizi düşürmeyeceklerini açıkladıkları belgede çok önemli ifşaatlarda bulundular. Merkez Bankası'nın ne hale getirildiğine dair ben size en çarpıcı haliyle şunu söyleyeyim. Merkez Bankası'nın yasasında Merkez Bankası'nın temel görevi tarif edilmiştir. Merkez Bankası'nın görevi ülkedeki fiyat istikrarını sağlamaktır. Başka ikinci bir görevi yoktur. Ne zaman bu hale getirildi? 2001 yılındaki o büyük krizde Merkez Bankası hazinenin adeta finansörü haline getirildiği için, para basma yedeği, darphanesi haline getirildiği için Türkiye'de %70'lerde bir enflasyon yaşanmıştı. Bu derslerden yola çıkarak IMF'nin de direktifleriyle, ortak aklın da direktifiyle Merkez Bankası hazinenin finansörü olmaktan çıkartıldı. Bir para basma makinesi olmaktan çıkartıldı ve senin bir tek görevin var kardeşim. Sen fiyat istikrarını sağlayacaksın. Ama fiyat istikrarında enflasyon düzeyini hükümetle beraber tespit edilecek. Hükümet de maliye politikalarıyla bu hedeflere ulaşman için sana yardım edecek, altına oynayacak. Senkronize olacak. Bir takım oyunu kurulacak. Bir kere hükümet artık kamu maliyesi çökmüş durumda. Bütçe açığı, kısa vadeli Türkiye Cumhuriyeti'nin borçları daha yeni açıklandı. 192 milyar dolar. Bir seneden az olan bir vadede 192 milyar dolar borç ödenecek. Gelecek de üzerine 20 milyar dolar cari açığı 2021 yılında etti size daha şimdiden 215 milyar dolarlık bir şey. Bütçe açığını geçen hafta söyledik. Yılın toplamında verilmesi gereken bütçe açığının %60'ı daha ilk 3 ay içerisinde verildi bile. Orası darmadağın olmuş gidiyor. Siz maliye açısından Merkez Bankası'na yardımcı olamadığınız zaman Merkez Bankası'nın şapkasından tavşan çıkartma, mucizeler yaratma imkanı dünyanın hiçbir yerinde yoktur ve enflasyon tutmaz. Tutmadı da. Fakat biliyor musun, biz burada bir şey deşifre ettik. İlk defa biz deşifre ettik bunu Turan Bey. Ekonomi programı açıkladı Göya Erdoğan. Ve ne demişti orada? Ya şu enflasyon, biliyorsunuz ben burada adeta yırtınarak eyvah vazo kırıldı demiştim. Öyle Ya hocam. bu enflasyon diyorsunuz ya, fiyat istikrarı, miyat istikrarı, onu kaldırdık bir kere bir kenara demişti ya. Biz onu nasıl tercüme ettik? Artık bir daha faiz artırımı yok. Kredi kanalları kısılmayacak. Para basmaya devam, dolu dizgin bir köprüden geçene kadar ekonomiye bir yapay bir suni bir hormon verme çabası, sonuçları vahim olacak bir hormon başladı işte. Şimdi elimizde yüksek faizimiz ve yüksek dövizimiz var. Merkez Bankası Erdoğan'ın bu açıklamasını belli ki talimat olarak almış ve şimdiki açıklamasının içerisine yerleştirdi. Kısaca orada diyor ki Turan Bey, bence yer yerinden oynaması lazım. Mealen Merkez Bankası diyor ki biz Merkez Bankası'nın temel görevinin fiyat istikrarını temin etmek olduğu yasasını terk etmiş bulunuyoruz. Böyle bir görevimiz yok artık. Böyle bir gündemimiz yok. Artık bunu da takip etmeyeceğiz. Bakın yapılan bütün akademik çalışmalarda şu anki enflasyonun içinde en önemli iki unsurdan birisi dövizin katkısı, diğeri de kredilerdeki genişlemenin katkısı. Bunları bile metinden çıkarmışlar. Yani
diyor ki Merkez Bankası, biz Erdoğan'ı zor durumda bırakacak ifadeleri bir daha matematiğe savaş açtılar. Doğa kanunlarına savaş açtılar. Diyor ki enflasyonda döviz etkilidir ama bir daha bu ağzımızdan bu lafı duymayacaksınız. Metinlere de koymayacağız bir daha. Bitti. Kredi genişlemesinin enflasyon yaratması herkes bilir, çocuğa sorsan bilir. Ama bir daha Merkez Bankası'ndan bunları duymayacaksınız diyor. O zaman sen demek ki enflasyon raporu açıklamana artık gerek yok. Konjüktür raporu açıklamana gerek yok. Enflasyon niye tutmadı diye merkez bankaları tutmazsa yılın sonunda bir mektup yazarlar başbakana, artık yok cumhurbaşkanına. Tutmadı ama sor bana niye tutmadı diye. Evet, benim görevim bu. Tutmadı. Bana yasalar görev vermiş. Tutmayınca açıklayacaksın. Niye tutturamadın kardeşim? Ahanda açıklıyorum. Çünkü sen bütçeyi darmadağın ettin, tutmadı. Çünkü sen faizime müdahale ettin, döviz fırladı, tutmadı. Çünkü sen para bastın, kredi musluklarını açtın, tutmadı diye yazacaktı. Sorumlular ortaya çıkacaktı. Şimdi bu yeni atanan ibrikçi başı diyor ki, bundan sonra bunları duymayacaksınız. Cumhurbaşkanımızı töhmet altında bırakacak, sorumluları deşifre edecek bir şey bir daha duymayacaksınız. Bu Perşembe günü Merkez Bankası bizim fiyat istikrarı diye bir gündemimiz yoktur açıklaması yaptı. İkinci bir gizli açıklama da var orada, o da şu: Erdoğan'ın dediği, biz Türkiye'nin istihdam yaratmasına, büyümesine katkıda bulunacağız. Neyinle bulacaksın? Ama size bunun sonuçlarını söyleyeyim bakın. Şimdi enflasyon artarken bir kere top TÜİK'te artık. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi süreci, ona politbüro rakamları lazım. Birisi ona demesi lazım ki faiz düşürebilirsin. O bilgi TÜİK'ten gelecek. Şimdi politbüroyu orada da kurdu. Önümüzdeki aylarda oradan dilenen oranda enflasyon düştü, beklenenden hızlı düştü laflarını hızla duyacağız. Merkez Bankası da kendine göre her şey, elinde ne kadar döviz var, hikaye buna bağlı. Belli ki Çin'den bir para gelmiş Turan Bey. Bu cesaret bunu gösteriyor. Devlet garantileri vererek, vergilerden muaf tutarak, çevreyi ipotek altına alarak, Marmara'nın yok olmasını, canlılığın yok olmasını, hayatı şartlarının ortadan kalkmasını, pandemide yaptığı ihanete benzer bir şekilde bir depremde Türkiye'nin bütün ekonomisinin, sanayisinin ve temel yaşam alanlarının çöküp yok olduğu Marmara'ya yeni bir ihanet ifadesi olan bu şeyi Çin'e satmış gözüküyor. Oradan da bir para almış gözüküyor ve şu an bununla belli ki müdahalelere devam ediyor. Ha, nereye düşür? Bir yere düşüremez. Dövizin düşeceği bir yer yok. Döviz burada. Ama buradan nereye gidecek ve ne kadar daha direnebilecek patlamadan önce? İşte her şey bir erken seçimle nefes nefese o köprüden karşı yakaya atlayıp ondan sonra da kardeşim ben söylüyorum kuralları bundan sonra deyip bir ülkeyi tümüyle içine kapatma aşamasına geçecek.